Sevgili Kanal Muş seyircileri, tekrar karşınızdayız. Muş Başkanını Seçiyor programında bugünkü konuğumuz Barış ve Demokrasi Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Nimet Sezgin Beyefendi konuğumuz. Efendim Nimet Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, var olun. Sizler nasılsınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kadar imkansızlıklar içerisinde Muş'ta böyle bir emeği ortaya çıkarmanız ve bu seçim öncesinde halkı bu noktada bilgilendirmeniz, aydınlatmanız için size çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bütün illerinde farklı farklı kanallar varken Muş bu talihsizliği iletişim ve televizyon alanında da yaşıyor. Gerçekten bunu bugün burada, bu daracık yerde yapmamız sizin gibi değerli şahsiyetlerin Muş'ta bu iletişim alanında mücadele vermesidir. Umuyorduk, öyle bir yerde yapsaydık ki bütün Türkiye izlemiş olsaydı ve bütün Muş evlerinde televizyon kumandasına basınca Kanal Muş karşılarına çıksaydı ve bizi seyretseydi bu çok daha güzel olacaktı. Ama bunu da sizin bu durumda bunu Muş'a getirmeniz Muş yine bir şanstır. Sizi takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. İnşallah bu gelecekteki televizyon için bir nüve olacak, bir tohum olacak ve o bahsettiğiniz o televizyonda uydu yayınlanacak olan televizyonda gerçekleşmiş olur. Sizin aracılığınızla bir duyurmuş olduk. Sizin sesinizden duyurmuş olduk. Evet, Nimet Bey sizi kısaca bir tanıyalım. Ben 1970 yılında Muş Ilıca köyünde doğdum. Muş Yibo'da ilk öğretimimi tamamladım. Muş Lisesi'nde ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. En son da Muş Fen Lisesi'nde öğretmendim. 2009'dan bu yana da siyasetin içerisindeyim. Evet, bir eğitimcisiniz aynı zamanda. Peki neden BDP'yi seçtiniz? Barış ve Demokrasi Partisi'ni seçtiniz? Şunu öncelikle net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi biz biraz da bu bölgede olmamızdan kaynaklı demokrasinin olmayışından ve bölgede yaşanan 30 yıllık süreç içerisinde yaşanan sorunlardan kaynaklı vicdanımızın sesini dinleyerek bu ülkede demokrasiyi, barışı, kardeşliği ve eşitliği kimler savunur, kimler getirmeye çalışır? Bunu Barış ve Demokrasi Partisi'nde gördüğüm için burada siyaset yapıyorum. Temel amacımız hakların ve halkların eşitliğidir. Eğer Rusya'da olmuş olsaydım Çeçenlerin yanında olacaktım. Eğer Orta Doğu'da olsaydım Filistinlerin yanında olacaktım. Ezilen ve hakları elinden alınan kimler neredeyse biz de orada doğmuş olsaydık orada olacaktık. Dolayısıyla biz insan merkezli bir düşünce sistemine sahibiz. Evet, eşit demokratik Evet. ve özgür belediyecilik diyorsunuz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi Türkiye belediyelerinin özellikle bölgemizdeki ve ilimizdeki belediye yönetimine baktığımızda tamamen iktidarların elinde olmuştur. Ve bu iktidarlar her dönemde belli bir kesimle ittifak içerisine girmişler. Belli şahsiyetler üzerinden bu halkı yönetmeye çalışmışlar. İktidarlar hiçbir zaman yerelde ve yerinde yönetimi benimsememişler. Tamamen bir gruba, bir zümreye hizmet etmeyi kendilerine hedef edinmişler. Ama illerin kenar mahallelerine gittiğinizde, evlerine girdiğinizde gerçekten hizmetin nereye gidip nereye gitmediğini çok iyi biliyorsunuz. Bugün Muş'un kenar mahallelerine gittiğinizde halen hizmetin gitmediğini, yer altı ve yer üstü hiçbir şekilde belediyecilik anlayışının da götürülmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu 80 yıllık iktidarın Muş ili için gerçekten yerinde yönetim ve demokratik katılımı hiçbir şekilde esas almadığını
görüyoruz. Biz burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu ilde yaşayan herkesin belediye başkanı olacağız. Herkesin katılımıyla belediyeyi yöneteceğiz. Düşüncelerinin, fikirlerinin ve herkese eşit muamele. Sonuçta biz bu ilde insanların renklerine, dillerine, aşiretlerine, kimliklerine bakarak değil, insanın insan olduğu için hizmet götürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim ülke genelinde de yaklaşımımız odur. Biz diyoruz ki, yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Temel evet. prensibimiz budur. O yüzden diyoruz eşit, demokratik ve özgür. Herkese giden. Gençliğe, kadına, yaşlıya, çocuğa, herkese göre sosyal bir belediye anlayışını geliştirmek ve herkesi buna katmak. Tepeden evet. değil, halkın içerisinde karar alarak belediyede bunu faaliyeti koymak. Temel hedeftir. Biraz açabilirim. Mesela bir mahallede sorun varsa o mahallenin sakinleriyle meclis oluşturup o mahallede kanaat önderi, imam, muhtar ve mahallenin gençlik meclisleriyle oturup o mahallenin ne sorunları vardır? Problemi yerinde tespit edip, yerinde tespit etmek. Hızlı çözüm. Evet. Kesinlikle. Evet. Peki bir yerde şöyle diyorsunuz, belediye kadro ile olur, teknik bilgiye sahip çalışanlardan oluşmasını sağlayacağız diyorsunuz, halktan destek alacağız diyorsunuz. Teknik kadro için neler gerekiyor? Ya da kadro yalnız başına yeterli mi? Bu tür konularda imkanlar, maddi imkanlar olması gerekir mi? Belediyecilikte bu imkanları nasıl sağlayacaksınız? Belki bir ikinci soru da şu olacak. Şu anki belediyenin borcu var mı yok mu? Devr almaya yakınsınız ya da şu süreçte yani belediyenin şu anki mali durumu nedir? Bundan haberiniz var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Belediye bir kadroyla yönetilir. Bu doğru. Bizim kadromuz encümen listemize koyacağımız ekiplerimizdir. Teknik elemanlarımızdır. Bizim kadromuz şu anda belediyede olan teknik elemanlardır, çalışanlardır. Biz bunlarla barışık bir şekilde, kardeşçe ve kolektif bir anlayışı esas alarak oturacağız. Bu ili yönetme sanatı nedir? Bunu öğreneceğiz. Yani asla birini üstün, diğerini ötekileştiren değil. Hepsini eşit tutan, hepsini bu halkın hizmetine sunabilecek bir anlayışı ve dayanışmayı sağlamamız gerekiyor. Biz bunu görmedik bugüne kadar. Çünkü her yapı kendisine bir payanda olan ve kendisine çalışan bir anlayışı getiriyor. Biz öyle değil. Sonuçta biz belediye siyaset yapmak için gelmeyeceğiz. Bizim farkımız nedir? Biz onu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Muş neden geridir? Muş Belediyesi neden geridir? Muş Belediyesi neden yer altı, yer üstü, sosyal aktivite, parklar, kadınlara yönelik hiçbir şey yapmamış, yapılmamış bugüne kadar. Neden yapılmadı? İşte biz bunları yapma adına bu halka vaat veriyoruz. Tabii vereceğimiz vaatler yapamayacağımız şeyler değildir. O zaman bu noktada tartışarak şöyle soralım. Projeleriniz nelerdir? Şimdi projelerimiz şöyle söyleyeyim. Bir kere biz bu halka şunu söylemiyoruz. Ey halkım, biz sizin kanalizasyonlarınızı, biz sizin yolunuzu, biz sizin suyunuzu getireceğiz. Bunu demek bu halkı cahil kabul etmektir. Zaten bir belediye başkanı bunları yapmak için geliyor. Aslı görevi budur belediye başkanının. Üstüne ne yapılabilir? Ya işte tabii ki halka sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşam alanları oluşturabilir mi? Bunun için var. Eğer bunları getirebiliyorsa bunlar o zaman belediye başkanı ve ekibi halkla birlikte böyle sosyal yaşam alanları ortaya koyuyorsa bunu burada söyleyebilir. İşte ben bunları yaptım, bu hizmetleri. Ama diğerleri zaten bizim asli görevimizdir. Su bizim borcumuzdur. Kanalizasyon bizim borcumuzdur. Yol bizim borcumuzdur. Biz diyoruz bir yere eğer bir bina kurulacaksa belediyenin öncelikli görevi önce oraya yolu götürecek, sonra suyu götürecek ve sonra kanalizasyonunu götürecek. Ondan sonra diyecek işte buyurun burada yeşil alan bırakarak burada yapı oluşturabilirsin, ev yapabilirsin.
Ama bu anlayış yok. Halk gidiyor, bir yerde evini yapıyor. Ondan sonra 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl kanalizasyon geliyor, tıkanıyor. Sağlıklı değildir. Bunlar hepsi yaşanıyor şu anda. Ha bugün eğer Muş'un sağlıklı bir yapılaşması olmuş olsaydı, bugün biz bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Yani bu 80 yıldır yaşanan sorunlardır. Birike birike geliyor. Biz bunları çözeceğiz, bunlar için geliyoruz demiyoruz. Zaten bunlar bizim görevimizdir. Ama eğer biz mahallelerimizde güzel parklar yaparsak, eğer gençliğimizi gerçekten bu kahvelerden çekip, gençlik merkezleri oluşturup, ilgi becerilerini geliştirebilecek sosyal faaliyetler onların önüne koyarsak, işte ve dışarıda gerçekten sempozyumlar, festivaller, ne bileyim daha farklı kültürel etkinlikler yapabilirsek, bu ili getirebilirsek, bu ili tanıtırsak, ben bu noktada biraz gençliğin yüzünü güldüreceğimi düşünüyorum. Bunun dışında şimdi mesela Muş'un etrafında 2 tane dere vardır. 2009'da da söyledim. Bugün de söylüyorum. Şu anda o derelere gittiğinizde mutlaka Muş'un gençlerini göreceksiniz. Orada işte Esrar, Eroy, Alam gençler vardır. Ya da şu anda Muş'un tandır evlerine gidin bakın. O harabelerde gençlerimiz, çocuklarımız orada bali çekiyorlar. Kimler bunu düşünüyor? Kimler bunlara çözüm buldu? Biz, ben başta dahil olmak üzere o gençleri, o çocukları oralardan çekmenin mücadelesini vereceğiz. Nasıl gençlik, çekeceksiniz? Yani gençlikle nasıl birlikte. Bir... Gençlikle birlikte. Burada gençlik meclisleri vardır. Burada kent meclisleri olacak, mahalle meclisleri olacak ve bunlar üzerinden o çocukları toplumsal yaşama kazandırma projeleri geliştireceğiz. Onları getireceğiz. İşte kimsesizler evi. Ya da mesela onları getireceğiz. Eğitim anlamında, eğitime kazandırma anlamında destek sunacağız. Ailelerine gideceğiz. Ailelerin durumu kötüyse bunlara katkı sunacağız, destek olacağız, yaşama kazandıracağız. Onlarla oturup bir çay içeceğiz, güleceğiz, yüzlerini güldüreceğiz, mutlu etmeye çalışacağız, geçici değil. Önce topluma kazandıracağız, sonra da Muş halkıyla birlikte gerçekten bunlara neler yapabiliriz, ne aktiviteler yapabiliriz? Bu anlamda oturacağız, tartışacağız, konuşacağız ve inanıyorum ki biz onları önemsedikçe onlar da toplumu ve toplumsal olmayı kendilerine görev bilecekler, daha mutlu olmaya başlayacaklar. Yani ekmeğimizi paylaşacağız onlarla. Evet. Projelerinizi böyle somutlaştırırsak, şimdi az önce dediğiniz sosyal etkinlikler olabilir. İşte sıkıntıda olan bir gençlik var. Bu gençliğe gençlik merkezi kesinlikle büyük bir atma. Gençlik merkezi. Evet. Aynı zamanda bir kültür merkezi yapma sözünü burada Muş'a veriyorum. Evet. Kesinlikle burada gençler gidecekler. Halk müziği, gitar, evet, sinema, tiyatro, bu tür atölyelerde kendilerini geliştirecekler, çalışmaları yapacaklar ve gruplar halinde bunları halka sunacaklar. Bu becerilerini halkın önüne ortaya koyacaklar. Yani keşfedilmeyi bekleyen evet. Gençlik var. Evet. Bu şöyle söyleyelim, yani bu gençlerin şu anda düştüğü durumun asıl nedeni nedir? Yani az önce bahsettiğiniz işte sağda solda böyle kötü alışkanlıkları olan insanlar var. Halbuki bunların güzelliklerini keşfedebilsek, yani belki bu insanlar bu toplumda belki nerelerde olacaklar? Evet. Yani bu manada sahipsizlik mi var? Şöyle söyleyeyim, toplumun maddi açıdan gerçekten ailelerin durumları çok kötü. Ve bu çocuklar ailede de artık o dar geçim kaynaklarından dolayı ailede de bir sevgiyi göremiyor. Toplumda da göremiyor. Kendisini otur etkinliklere vererek daha asi bir çocuk oluyor ve kendisini orada mutlu görmeye başlıyor. Aslında bu çocuk, yani düşünebiliyor musunuz? Ben öğretmenlikten geldiğim için biliyorum. Bir çocuk sabahleyin babası ona harçlık olarak 10 lira veriyor. Bir çocuk da sabahleyin babasından 1 lira istiyor, yoktur. Bakın. Bir çocuğun babası sabahleyin onu taksisine bindiriyor, okulun önüne bırakıyor. Diğeri de yamalı ayakkabısıyla okula geliyor. Toplumun içerisindeki bu eşitsizliği
kaldırmamız gerekiyor. Nasıl kalkacak? Bunu nasıl kaldıracağız? Önce ben söylediğim şey şu işte. Bu ailelere gideceğiz. Bunları önce topluma kazandırmak için bizim onlardan biri olduğumuzu görecekler. Var olan imkanlarımızı onlar için kullanacağız. Çocukların eğitimi için kullanacağız. Ailenin geçimi için kullanacağız. Ki bu belediye aslında bu aileler için vardır. Belediyenin imkanları da vardır. Siz yani insan siz odaklı hani eğitimci olduğunuzdan dolayı insan odaklı düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani önce insanı yaşat az önce dediniz ya belki kesinlikle, devlet yaşasın. Kesinlikle. Yani burada önce insani problemleri çözüp daha sonra diğer alanlara mı teknik alanlara yani şehir yapılabilir, binalar yapılabilir ama asıl önemli olan insanı insani değerler standartlarında yaşatmak. Kesinlikle. Bakın bir örnek vereyim. Ben şu anda siyaset yapıyorum ve bu Muş'ta esnafları geziyorum. Halka gidiyorum. Halktan biri benimle bir taziyeye geliyor. Bakıyorsun iki saat sonra birkaç adam aradı. Aman bununla niye gittin oraya? Niye? Ya bu adam şöyledir, böyledir, dedikodusu bilmem ne. Ya arkadaşım önce bu adamın doğru yönlerini görsene. Bir sev bunu ya. Bir sev. Bu adam ne yapmış? Tecavüz etmiş mi? Hayır. Taciz etmiş mi? Hayır. Hırsızlık yapmış mı? Hayır. Kimin malına gasp etmiş? Yok. Bir şey de bir yerinden görmüş. Ön yargı. Tamam mı? Evet. Bana diyor ki onunla gitme, bununla gitme, bununla gitme. Tamam mı? Niye? Ama desek ya her insana selam ver. Her insanla tokalaş. Her insanla mutlu olmaya çalış. Önce insanları mutlu et. Toplumda sevgisizlik var. Toplumda birbirini sevmeme, birbirine kin duyma, birbirini ötekileştirme. Önce topluma sevgiyi, mutluluğu, hoşgörüyü vereceksin. Yani bu belediye kapısı her zaman açık olacak. İnsanlar sorunlarıyla gelecek, çocuklar sorunlarıyla gelecek. O sorunlarını gelip bize rahat rahat anlatacaklar, aktaracaklar, çayımızı içecekler. Biz onları kucaklayacağız, çocuklarımızı öpeceğiz, okşayacağız, şefkat vereceğiz. Büyüklerimize saygı. Biz bunları yaptıktan sonra öncelikle budur yani topluma kazandırma budur. Sevgiyi görecek, insan olduğunun farkına varacak. Bu çok önemlidir. Evet. O yüzden yani şimdi sen saraylar yap, Muş'ta bir saray yapalım. Bir kesim gidecek, yaşayacak içinde ama bir kesim o saraya girecek parayı bulamıyor ki. Şimdi bütün bu sorunlar bizim üzerimize mi kaldı? Hayır. Bu yılların birikimiyledir ama biz diyoruz bunu biraz daha yavaşlatabiliriz, biraz daha genişletebiliriz, biraz daha halka giderek, sevgi vererek. Yani sevgi paranın da önündedir. Ne bileyim işin de önündedir. Önce mutlu olmasını bilecek. Evet. Bu konu aslında çok geniş bir konu. Yani belki en büyük kanayan yaramız. Yani gençliğimize gereken ehemmiyeti, önemi, ihtimamı veremediğimizden dolayı bugün zaten problemimiz var. Bu ben bir aslında, şey daha söyleyeyim. Evet. Yani şimdi gençlerle ilgili mesela Muş'ta bir türlü bu amatör spor kulüpleri gerçekten gelişmedi, büyümedi. Evet. Her belediyenin bir spor kulübü vardır. Türkiye'nin neresine giderseniz bütün belediyelerin vardır, mutludurlar ve hizmet veriyorlar. En azından kötü alışkanlıklardan yani korunma adına. Evet. Ama bizde Muş'ta var mı? Bir Muş spor vardı tarih öncesi. Birileri aldı, birileri bıraktı, birileri gitti. Kimse sahip çıkmadı ve gitti. Biz burada söylüyoruz yani biz gelirsek gençlik için sportif aktivitelerde bulunmadan dolayı her türlü imkanımızı kullanacağız. Amatör kulüplerle oturacağız. Muş'un bir özellikle güçlü bir aktivitede bulunacak bir spor kulübünde oluşturacağız. Belediye ait. Belediye evet. Ait. Ve bunun üzerinden bütün amatör kulüplerle ortak çalışacağız. Sorunlarını gidereceğiz. Şimdi amatör kulüpleri bize geliyorlar. Efendim Batman'da maçları vardır. Gidemiyorlar. İmkansızlıklar içerisinde gidemiyorlar. Bunları yaratmak için çalışacağız. Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Her kesime gideceğiz. Ve bu kulüplerin, özellikle bu aktivitelerden bulunmaktan kaynaklı sosyal tesisler de oluşturmak için mücadele vereceğiz. Evet. O zaman biraz şöyle somut projelere bakalım. Yani bahsettiğiniz projeler insan odaklı. Çok güzel. Yani bunlar olması gerekenler aslında. Biraz daha belediyeciliğin yani belediyenin yapması gereken şeyler nelerdir? Yani diğer kentlere bakıyoruz. Şimdi şöyle hani yaşanılır kentler arasında Muş hangi sırada? Yani insanları burada tutmanın nasıl tutabiliriz?
Yani imkanı olanlar belki yeri geldiği zaman başka illere gitmeye çalışıyorlar, gidiyorlar. Belki hani işte bir baharın güzelliği, yeşilliğinden dolayı başka ilde de yaşayıp işte yazı burada geçirip kışı başka memlekette geçirenler var. Yani olumsuzlukları olumluya çevirme adına, belediyecilik adına neler Şimdi yapılabilir? eğer şayet gücümüz yeterse Allah'ın izniyle ben 2009'da da hayalimde olan bir proje vardı. Biraz önce de bahsettim. Bu iki derenin ıslahı ve bu iki derede yürüyüş kortejleri, bisiklet yolları ve bu iki derede yazın o sıcak havada ihtiyarlarımız, yaşlılarımız, annelerimiz, kardeşlerimizin gidip güzel güzel oturabilecekleri banklar oluşturacağız, parklar yapacağız ve bu aslında benim hayalimdir gerçekten. Tamamen insanların gidip buralarda dinlenmesi için o dereyi ıslah edeceğiz. Elimizden geldiğince bunu nasıl yapacaksınız diye sorabilirsiniz. Biz bunu daha önce de böyle bir proje vardı ve bu proje için her türlü imkanı işte özellikle hibe projeler üzerinden akademisyenlerimiz var, danışmanlarımız var, arkadaşlarımız var, partimizin danışmanları var. Gelip burada çalışma yaptılar ve bunu Muş'a güzel bir şekilde getirmek için çalışacağız iki dere için. Evet, Birincisi bu. evet. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Biz Tabii. bakın daha önce çok vaatler verildi. Çok vaatler verildi. Ben bahsetmiyorum bu vaatlerde. Mesela terminalin değiştirilmesidir. Muş'un su sorunun bitmesidir, doğal gazın gelmesidir, 2008, 2011, bugün 2013, bunların hiçbiri olmadı. Dolayısıyla yapamayacağımız şeylerin asla vaadini vermeyiz. Bu halka söyleyeceğimiz ve yapabileceğimiz şeyleri vereceğiz. Çünkü biz bu halkı çok iyi tanıyoruz. Dolayısıyla hiç kimseyi siz dün bunu söylediniz, neden yapmadınız? Bu şekilde getirmeyeceğiz. Ama söylediklerimizin fazlasını yapmak için mücadele edeceğiz. Evet. Şimdi bir Twitter mesajınızda şöyle diyorsunuz. Özel sektör tamamen ticari düşünmektedir. Öğrencilerimizi özel sektöre mahkum Evet. etmeyeceğiz. Ne demek istiyorsunuz? Şunu söyleyeyim, üniversite öğrencileriyle çok görüştüm, sohbet ettim. Üniversite öğrencileri Muş'tan üniversiteye gidene kadar bazen 1 saat, bazen 1,5 saatleri oldu. Finallerine yetişemiyorlar, vizelere yetişemiyorlar. Zaten o bir tartışılıyor değil mi? Üniversitenin konumu, yeri. Evet, tamam. Biz ne yapacağız? Belediyenin bünyesinde her iki ana caddemize de otobüs yerleştireceğiz. Bir de Hürriyet Caddemiz var. Tabii işte istasyon, Hürriyet ve evet Cumhuriyet. Cumhuriyet Evet. Caddesi'ne her üç caddemize de şey yerleştireceğiz. Belediyeye ait hat yerleştireceğiz, otobüs yerleştireceğiz. Bizim hiç korkumuz yok bakın. Yani ya işte bu da çalışan arkadaşlar bize oy verecekler, niye bunu söyleyelim? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz üniversite öğrencilerine, Muş gençliğine sesleniyoruz. Diyoruz ki belediyeye ait otobüsleri koyacağız. Asla siz 1 saat o yolda kalmayacaksınız. Zamanında gideceksiniz ve ulaşım sorunu kalmayacak. Kesinlikle. Evet. Yani bunu da buradan söylüyorum üniversite gençlerine. Ayrıca üniversite gençleri için belediyemizin kapısı her zaman açık olacak. Onlarla birlikte ne sorunları varsa, ne sıkıntıları varsa sonuçta bu ilimize bunlar gelir getiriyorlar, bu ilimizde yaşıyorlar ve ilimiz esnafının kalkınmasına katkıları oluyor. Biz de onlara hizmet edeceğiz. Biz de onlarla bu yaşamı paylaşacağız. Evet. Öz yönetim, yerinde yönetim, katılımcılık, şeffaflık, ekolojik yaşam, ana dilde eğitim, özgür toplum, bunlar sizin söylediğiniz cümlelerden alınmış şeyler. Bunları böyle kısa kısa, öz yönetim deyince 3 cümleyle ne demek istiyorsunuz? Şimdi halkın kendini kendiyle ilgili kararları vermedir kesinlikle. Belediye halkın katılımıyla karar alır. Tepeden değildir. Dolayısıyla halk kendi kendini yönetir burada. Yerinde yönetim budur. Avrupa'ya gittiğinizde belediyeler özerktir. Hiçbir yere bağlı değildir. Özerktir ve o özerklik işte öz yönetim demektir. Evet, şeffaflık nasıl Şeffaflık olacak? şudur. Biz
belediye bütçemizi halka açacağız. Gelir ve giderlerimizi halka açacağız. Halka gideceğiz, bütçemiz budur. Sizin sıkıntılarınız da budur. Bu bütçeyle ne yapabilirsiniz? Kesinlikle. Bir belediye 3 ayda bir burada, işte burada, bu kanal Muş'ta söylüyorum. 3 ayda bir bütçemizi halkımıza panolar asacağız. Şeffaf olacak. Belediyenin kapıları hiç kimseye kapalı olmayacak. Ve Muş'ta bu noktada büyük sıkıntılar vardır. Yıllardır. Dolayısıyla biz belediyenin içi net olacak, şeffaf olacak ve halka açık olacak. Belediye bütçesi de halkın hizmetine sunulacak bir bütçedir. O yüzden bu halkın bütçesidir. Bu halka açacağız. 3 ayda bir bütçemizi açacağız. Halka diyeceğiz giderimiz budur, gelirimiz budur, kasamız budur. Bu da sizindir. Evet. Evet. Adalet ve eşitlik aşiretindenim diyorsunuz. Evet. Bu konuyu bize biraz açın. Aslında benim dünya bakış açımdır. Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada nerede bir haksızlık varsa, bir adaletsizlik varsa, bir zulüm varsa, dünyanın neresinde ötekileştirilen bir kesim varsa ben onlardanım. Dolayısıyla onların istediği şey nedir? İnsanca yaşamaktır, özgürce yaşamaktır, adalettir, eşitliktir. Hani siz bir resim vardı, bir çocuk açlıktan zayıflanmış, güneşin altında kumun üzerinde durmuş bir şeyde papağan mıydı? Akbaba da onu, evet, bekliyor. İşte o hayal, o hiç benim aklımdan gitmez. Yaşama bakış açım odur işte. Yani hiçbir insan onu çeken fotoğrafçı da herhalde bir süre sonra ölmüş. İşte budur yani. Evet. Yani yaşam budur, adalet ve eşitlik budur. O yüzden kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için istemeyin. Asla. Sözüyle, evet, eşdeğermiş. Yani öyledir biraz da. Biraz da şöyle söyleyeyim. Empati kurma. Bir şey daha söyleyeyim. Yani mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şeyi vardı. 25 yaşındayken tamirsen Mekke'de orada İnsanlar arasında bir ayrımcılık vardır. Dışarıdan gelen tüccarların mallarını alıyorlar. Onlardan olmayanlara zulüm yapıyorlar. Peygamberimiz o zaman bir meclis oluşturuyor. Darun Nedve tahmin edersem. O mecliste mazlumların, ötekileştirilenlerin ve gerçekten hakları elinde alanların haklarını savunma, adaleti sağlama meclisidir. Yani bunlar her dönemde yaşanmıştır. Ben de o yüzden mutlaka bir yere mensup olabilirim ama benim hedefim burada her kesimin belediye başkanı olmaktır. Her kesime adalet ve eşit şekilde yaklaşmaktır. Evet. Sırrı Sakık Bey Ağrı'dan aday oldu. Yani Muş'tan da aday gösterilebilir miydi? Neden Ağrı? Sırrı Bey ilimizin milletvekilidir. Yıllarını siyasete vermiş, yıllarını demokrasi, insan hakları ve özgürlükler mücadelesine vermiş bir arkadaşımız, abimizdir. Bu parti Sırrı Bey'e bu anlamda bir görev verdi. Ağrı'da, Ağrı halkı da Sırrı Bey'i çok seviyor. Büyük teveccühü var Sırrı Bey'e. Ağrı'da olması talebi vardı, Ağrı'da da talep vardı. Ağrı'da aday olanlar da Sırrı Bey'in gelmesini istediler. Ve o yüzden hizmet yapma babında partimize Sırrı Bey'e teklif götürdü. Evet, kendisi de kabul etti, gitti. İnşallah kazanır. Kazanacağına da inanıyoruz. Sırrı Bey orada da hizmet yapabilir, yapar diye düşünüyorum. Partimizin kararıydı bu. Evet. Kendi isteği değildi yani. 29 Mart 2009'da Muş'ta AK Parti %50.5, oy oranı da 14 bin civarında. Demokrasi Barış ve Demo- şey, bar- ha, o zaman Demokratik Toplum Partisi. Demokratik Toplum Partisi DTP %37.2 oy oranıyla 10.315 oy almıştı. Ortalama 3.500 bir fark vardı. Günümüz itibariyle siz tekrar adaysınız. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Yani bu oy oranını kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kazanma ihtimaliniz nasıl? Yani geziyorsunuz toplum içerisinde, insanların içerisine gidip geliyorsunuz. Anket yaptırdınız mı?
Öncelikle şunu söyleyeyim, Muş halkı 2009 ile 2013 arasında gerçekten büyük bir değişim sağlamış kendisinde. Yani yaşamında, insanlara bakışında. Muş'a bir hoşgörü kültürü gelmiş. Bu yüzden Muş'ları gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. 2009'da birçok insan bize selam vermedi. 2009'da birçok insan bize el vermedi. Ama aradan 4 yıl geçti. Gerçi bu ülke değişti. Ve Muş halkı çok büyük bir hoşgörüye sahip oldu. Herkese kapısını, yüreğini açıyor şu anda. Ötekileştirmeden, herkese sıcak bir duyguyla yaklaşıyor. Parti farkı gözetmiyor. O yüzden bu parti farkı gözetmediği için herkese gerçekten sıcak bir çay, bir kahve ikram ettiği için biz şunu ayırt edemiyoruz artık. Kim öndedir, kim arkadadır çok fazla. Çünkü siyasetin hilesi ortadan kalkmış diye düşünüyorum. Ve tabii ki bizim hedefimiz kazanmaktır. Allah'ın izniyle de kazanacağız diye düşünüyorum. Biz bu noktada 2009 ile 2013 arasındaki fark biraz daha bizim yerel hizmetlerimizi de gördü Muş halkı. Sonuçta Muş halkı Van'a gitti. Van bir deprem yaşadı. Buna rağmen Van Belediyesi yeni bir şehir ortaya çıkarttı. Yine Muş halkı Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır belediyelerini görüyor. Diyarbakır belediyelerinin çalışmalarını görüyor. Diyarbakır'da yeni bir şehir ortaya çıkmış Dicle'ken. Tüm Muş'ta bunu biliyorlar. Yani yine Muş halkı şunu görüyor. Hiçbir belediyemiz yolsuzluk noktasında hiçbir şekilde bir ceza almamıştır. Eğer ceza almışsa insani düşüncelerini, vicdani düşüncelerini dile getirdiği için. Ama bütün siyasi partilerin belediyelerinin hemen hemen her birinde yolsuzluk şey davası vardır. Dolayısıyla biz şeffafız, netiz ve bu halkı da inanıyorum tercihini bu dönem bizi de denemek ister diye düşünüyorum. Tabii ki halkın seçme noktasındaki durumuna ve düşüncesine de saygı duyacağız. Demokrasi yarışıdır. Evet. Sonuçta Muş kazanacak. Kim hangimiz kazanırsa kazanalım. İnşallah Muş kazanır diye İnşallah düşünüyorum. İnşallah diyelim biz de. Konuk bekler, belediye başkan adayınız belli oldu mu? Evet. Anzarı. Evet. Yani son dakikalara kadar pek belli ol. AK Parti'nin de yani böyle biraz geciktirildi. Bu noktaya nasıl bakıyorsunuz? Yani biz hiçbir zaman AK Parti'nin adayına göre adayı belirlemedik. Kesinlikle yani. Halkımızın tercihlerine göre aday belirledik. Konuk beklerde bizim aday adaylarımız vardı. Ama partimiz Mela Ubeydullah diye bir arkadaşımız var. Kendisi imamdır. Onu tercih etti. Onu gösterdi ama AKP tahmin edersem hala belirtmemiş. Adayını açıklamamış. Biz AKP'ye göre ne belediye başkanı ne encümen kesinlikle şekillendirmedik. Biz genelde halkımızın istekleri, partimizin talepleri doğrultusunda adaylarımızı belirliyoruz. Evet. Şimdi TOKİ Kale Mahallesi'nde bir yapılaşma yapıyor. Kentsel dönüşüm adı altında. Sizce oraya böyle hani eski yapılar biraz kayboldu. Günümüzde yaşayan insanların çoğu orada yaşamıştır. Hatıraları vardır falan. Şimdi oraya yapılması sizce uygun mu? Ya aslında o bölgeyi gerçekten daha önce o bölgede evet çarpık bir kentleşme vardı. Doğru. Ama Muş için o bölgeyi güzel böyle ekoloji parkı, doğa parkı olarak bırakıp ağaçlandırma yapsaydılar, yeşil alana dönüştürseydiler, insanlar da oralarda kendilerine yazın, o ağaçların gölgesinde piknik yapsaydı, gezseydi, seyahat etseydi, dolaşsaydı güzel olurdu. Ama şimdi belediyenin aldığı bir karar var. Tahmin etsem Çevre Bakanlığı'nda aldığı bir karar var. Orada evi yıkılan ve evlerinden çıkarılan insanlara ile yapılan bir sözleşme vardır. Ve bu sözleşme gereği orada TOKİ binalar ortaya çıkaracak ve bu insanlara vermek zorundadır. Dolayısıyla bizim bu noktada yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ve TOKİ'nin de tahmin edersem Mart ayında da buna başlayacaklar diye düşünüyorum. Ama TOKİ imar kanununa göre yeşil alanları bırakarak tamamen beton yığınına dönüştürmeden inanıyorum o şekilde yapacak.
Çünkü bu halkın hakkıdır orada. Ve bir sözleşme sonucu, belediye kanunlarının gereği yapmışlar. Buna söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Evet, olan olmuş diyorsunuz. Evet, olan olmuş, bitmiş. Evet, Nimet Bey, yatırımcıyı Muş'a çekmek için ne tür projeniz var? Birçok bu 2009'dan bu yana birçok Muşlu iş adamıyla tanıştım. Birçok yatırımcıyla tanıştım. Hepsi Muş'un siyasetçisinden ve Muş'ta bürokrasiden çok rahatsızlar. Ha, hiç kimse bize bir kıymet vermedi, bir değer vermedi. Hiçbir şekilde bize yol ve ön açıcı olmadılar dedi. Bunların isimlerini de verebilirim. Ama mesela ben bu 5 yıl süresi içerisinde kendileriyle çok görüştüm, sohbet ettim. Dedik eğer biz belediyeye gelirsek elimizde gücümüzde ne varsa her şekliyle Allah'ın izniyle biz size yardımcı olacağız. Ve ben 2 yıl il başkanıydım. Bu il başkanlığım döneminde biliyorsunuz il genel meclisi bizim BDP'nin önündeydi. Ve Muş'a gelen her yatırıma biz asla engel olmadık. Hepsine birebir yardımcı olduk. Yani bunu birçok iş adamı bilir yani. Yeri geldiğince kimlerdir diye sorarlarsa isimlerini de veririz. Ama biz onlara her şekilde yardımcı olduk. Ve şu anda da birkaç yerde işletiliyor. İnsanlar da çalışıyorlar. Yani bu insanları kahvelerden çekip gerçekten insanların evlerine götürecek ekmek sahibi yapan bir iş adamına bizim her şekliyle onun hizmetine gireceğiz, ona yardımcı olacağız. Evet. Biz Kanal Muş olarak sokak röportajları da yaptık. Vatandaşlarımıza işte Nimet Sezgin Bey konuğumuz olacaklar dedik. Bakalım vatandaşlarımız size ne tür sorular sormuşlar. Allah için. Allah için hepsi bir tutsun. Görevi güzel yapsın. Başka ne diyeyim ben ne diyeyim. Allah işi güclerini razı etsin. Bütün Müslüman, bütün ümmeti Muhammed Bey. Evet, vatandaşımız, amcamız bayağı duygusal şimdi, konuşma yaptı. Yani böyle kaynaşmayı önerici, yani böyle muhabbet, sevgiyle her şeyin aşılabileceğini, somut bir örneğini bize göstermiş oldu. Şimdi amcayı görünce ben de çok duygulandım. Bakın şimdi, biz Kürtlerin çok özel bir şeyi vardır yani. Biz dua ederken önce bütün dünya insanlığına, bütün Müslümanlara dua ediyoruz, sonra kendimize. Amca da öyle yaptı. Tamam mı? Şimdi önce kendimize, sonra başkasını istemiyoruz. Önce topluma istiyoruz. Yani bu halkın böyle bir duygusu vardır. Misafirperverdir, insancıldır. Kendisine dokunmadıkça yardım elini de uzatıyor. Ama bu halk hiç görülmedi. Hiç görülmedi. Dolayısıyla şimdi biraz kendilerine gelmeye başlamışlar. Ben şuna inanıyorum, yaşlı amcanın duyguları benim duygularımdır. Kesinlikle. Onun da söylediği şey adalet ve eşitliktir. Yani Allah'ın söylediği, yazdığı ve bize ilettiği şekilde olsunlar diyor. Herkese el uzatsınlar, şefkatli olsunlar, merhametli olsunlar. Yani önce komşusuna sonra kendisini istesinler. Bunu söylüyor. Dayanışmayı, paylaşmayı söylüyor. Bizim de amacımız odur. Zaten eğer biz bunları yapmazsak biz bu kadar ideali olmayız kesinlikle yani. Makam mevkide gözümüz yok. Asla olmadı benim. Yani makam mevki boştur. Sonumuz son duraktır. Onu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Onu düşünerek insanları kucaklamamız gerekiyor. Evet. Bir diğer vatandaşımızı seyredelim. Ne yapmalı? Muş'un sıkıntıları ne? Belediyecilik anlamında ne yapabiliriz? Altyapı. Yok. Köylere su. Muş'un sorunu. Evet, vatandaşımız altyapı diyor. Evet.
Sorunumuz tabii yani belli. Ya, 90 bir yerde ne diyorsunuz? 80 yıldır. 80 diyor. Yıldır evet. Diyorsunuz. İktidarın elindedir. Evet. Ve 80 yıldır iktidarlar buraya bir şey aktarmadı. İşte bakın. Muş'ta yapılmayanları yapmak için diyorsunuz. Evet. Bakın şimdi bu vatandaşımız ne dedi? Dedi ki altyapısı yol. Ya bu vatandaşımız yıllarca oy veriyor. Ve gelen her birey bunu yapmakla mükelleftir. Bu bir lütuf değil halka yapmak. Yol, altyapısı. Belediyelerin genel hizmet amacıdır. Belediyeler bu konuda sorumludurlar, sorumlulukları vardır. Bir belediye başkanı bunun için gelir. Bunu vaat etmez. Bunu yapmakla mükelleftir. Bakın onu söylüyor. Yani bugün Muş daha farklı şeyler. Muş üzüm festivalini düşün söyleyebilirdi. Çok güzel üzümlerimiz vardır. Bu dağın eteğinde bir üzüm festivali yapalım. İki evet. Günlük ne olacak? Evet. Bu bir pazara dönüşsün, bir panayıra dönüşsün. Bir lalemiz var değil mi? Dışarıdan insanlar gelsin. Evet, lale festivali lale yapalım 2-3 günlük. Lale festivalinde Türkiye'nin aydınlarını, sanatçılarını, tamam bu halkın özlem duyduğu, paylaşmak istediği, görmek istediği şahsiyetlerini getirelim. Evet. Niye getirmeyelim ilkbaharda bu ovaya? Hem bu esnaf kazanacak, hem bu halk kazanacak, hem kaynaşacaklar. Yani mesela bunlar çok önemli şeylerdir. Biz bu noktada işte bunları düşünüyoruz. Yani bir uzun festival düşünüyoruz. Lale Festivali düşünüyoruz. Bir günlük değil, iki saatlik değil. Resmi değil. Güneşin doğuşu yani, burada önemli. Güneşin doğuşu Varto. Mesela yapıyor bunu her yer. Evet. Biz resmi değil. Yani bir törenle açmıyoruz. İşte iki saat gidip burada ilimize, ya valimizle, burada belediye başkanımızla, garnizon komutanımızla, emniyet amiriyle gidip işte size bir Lale Festivali, iki söylem. Ondan sonra bir halkı selamına çekip gidip. Bir tören değil. Halkı eğlendireceğiz, mutlu kılacağız. Halkın istediği sanatçıları, aydınları getireceğiz, sempozyumlar yapacağız, aydınlatacağız, Lale'yi de dünyaya tanıtacağız. Böyle çalışacağız. O yüzden diyorum yani evet. Farkımız budur. Nimet Bey hani insan bilmediği şeyin düşmanıdır diye bir söz vardır. Burada tanıtımla alakalı eksiklerimizden dolayı yani biraz da medyanın yanlış yönlendirmelerinden dolayı biraz hani farklı bakışlar sergilendi. Yani halbuki kaynaşma adına işte insanları buraya çekip ya gelin bakın memleketimiz işte şöyle güzel, böyle güzel. Ya biraz da güvenlik sorunu vardı bir zamanlar, sıkıntı yaşanıyordu. Yani biz bunları aşabildik mi? Şimdi aslında şunu söyleyebilirim. Güvenlik sorunu yaşandı. Ama devlet devlet olma yükümünü yerine getirmek için bu güvenliği oluşturmadı ve köyleri boşalttı. Köyde belki 10 tane o ailelerden 10 çocuğu askerdeydi. Ve o asker o köyü korumak zorundaydı. Ama devlet bu güvenliği oturtamadı. Niye oturtamadı? Bu ülkede kanayan bir yara vardır. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Bu ülkede bir sorun vardır. Sadece bir sorun yoktu. Birçok sorun vardır. Ama bizi en çok etkileyen sorunlardan biriydi. Bu ülkede biz dilimizi konuşamıyorduk. Dilimizle bir şarkı dinleyemiyorduk. Bu ise bu ülkede insanlara dışkı yedirildi. İnsanlar asit kuyularına atıldı. Kimse bunu görmedi. Kimse vicdanının sesini dinlemedi. Vicdanının sesini dinleyenler ortadan kayboldular. Şimdi bugün çok şükür, Allah'a çok şükür. Öyle bir noktada değiliz. Ama helalleşeceğiz. Birbirimizi kucaklayacağız. Birbirimizi affedeceğiz. Affetmek zorundayız. O da gerçekten bu toplum bu, şu aşamada o yöne doğru gidiyor. Yani bu müzakere süreci, o geçmiş günleri artık unutturmak için inanıyorum ki bu bölgeye gerçekten eşit ve herkesin gerçekten asli unsur olarak yaşayabileceği bir anayasa, o günlere bir daha geri dönmemek üzere herkesin özgürlüğüne kavuşacağı bir Türkiye düşünüyorum. O yüzden şunu söylüyorum, yani bölgemizi bugün eğer tanıtamamışsak, bu ülkenin medyasının da büyük etkisi vardır. Medya bu bölgede güzel, olumlu olayların hiçbirini hiçbir zaman vermediler, gelmediler, görmediler. Bu ülkenin gerçeklerini aktarmadılar, birilerinin söylediklerini yazdılar. 70 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat,
bunlar ne içindi? Kimse aydınlanmasın. Kimse kendi kimliğine, kişiliğine, özgürlüğüne sahip olmasın. Bunlar bizim kullarımızdır. Mantığıyla yaklaştılar. Kendilerini efendi gördüler. İşte bugün yavaş yavaş bunlar düzelmeye başlıyor. Bu da bizim verdiğimiz mücadele sonucudur. Ve bu mücadelenin sonucunda gerçekten güzel şeyler ortaya çıktı. Bundan sonra inanıyorum ki biz bu tür etki, bakın Hakkari'de dağın doruğunda festivaller, Cilo Dağı'nda festivaller düzenleniyor. Aydınlar gidiyorlar. Kimlerdi işte? Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal, Sezen Aksu. Bunlar gidip o Hakkari'nin Cilo Dağı'nda o festivallere katılıyor yani. Dolayısıyla Muş, tarihi yerleri vardır Muş'un. Bu tarihi yerleri Kültür Bakanlığı'ndan çıkarttık. Şu anda elimizin altındadır. Bunları hem koruma, hem restore etme, hem de Muş turizmine bir katkı olsun diye buralara el atacağız. Evet. Bunlar elimizin altında şu anda. Evet. Evet. Bir diğer vatandaşımızı dinleyelim. Bakalım o diğer vatandaşımız ne demiş. Onun gibi yapmak, kim ne yaparsa yapsın, onun gibi dürüst hiç kimse bir yerde bulamaz. Dürüst mü? Çünkü ailesi herkes tanıyor, insanları herkes tanıyor, kim olursa da bütün insanları, bütün arkadaşları, bütün şeylerden herkes onu tanıyor. Ben de diyorum, ben de şey yapıyorum diyor, o kazansın. Peki belediye başkanı seçilirse Muş'un önce ilk sorunun ne? Ne yapsın Muş'a? Önceki sorunu nedir? Bu temizlik işlerine baksın, düzen işlerine baksın, insanlıklara iyi davransın, insanlıklara sorumlu yapmasın, her şeyde işi gücüne baksın. Ama işine gücüne baktığı zaman bütün insanlar onu sever, bütün halk, işçiler, bütün masacılar hepsini sever yani, ben öyle diyorum, öyle zannediyorum. Evet, vatandaşımız böyle işte işine gücüne baksın, işini yapsın diyor. Acaba hani işini yapmayan başkanlar da mı var? Gerçi biraz sonra başka bir genç başka bir şey söyleyecek. Evet, bir diğer vatandaşa dönelim. Selamları var size. Kendi diliyle görüşlerini, fikirlerini ifade ettiler. Bu aslında gördünüz iki gençler ne kendi dilini ne Türkçeyi doğru kullanamıyorlar. Kendi duygularını aktaramıyorlar, anlatamıyorlar. Yani dönüp dolaştıkları şey üç tür cümledir, kelimedir. Niye? İşte bu hale getirdiler insanları. Yani dolayısıyla o gençleri gördükçe duygulanıyorum, gerçekten duygulanıyorum. Ama onların o teveccühü, o sıcak ilgisi inşallah biz gelirsek yüzümüz kara olmaz onların karşısında. Onlara her halükarda onların hizmetçisi olacağız. Bu noktada teveccühlerine layık olmaya çalışacağız. İnşallah o duygularını biz gerçekleştireceğiz diyorum. Evet, bir diğer vatandaş ne diyor bakalım? Diğer başkan adaylarına öncelikle şunu sormak istiyorum. Projeleri gerçekten projeleri nelerdi? İkincisi kaynaklar. Bu kaynağı nereden bulacaklar? Projelerini halka sunmuş mu? Kamuoyunu bilgilendirmiş mi? Kamuoyunun bu konuda bilgisi var mı? Bunları istiyoruz. Peki Muş'un belediyecilik anlayışındaki en büyük sıkıntısı ne? En büyük sıkıntısı proje üretmemeleri. Muş'u dışarıya anlatamam. En büyük sıkıntı budur. Bu da geneldir ama.
Yani artık partiler üstü bakıyor. Belediyecilik anlayışında partiler üstü bakıyor. Evet. Yerel seçimde insanlar şahsa bakıyor. Çok parti çok ön plana çıkmıyor. Burada proje ve kaynakla alakalı sorusu oldu vatandaşımızın. Belediyenin şu anda hangi kaynakları var biliyor musunuz? Şimdi belediyenin şöyle bir şey, kişi başına gelen gelir vardır, nüfusa göre gelen gelir vardır. Bu gelir belediye personelinin tahmin edersem %30'u belediye personeline gitmesi gerekiyor, %75 falan belediye personeline gidiyor. Dolayısıyla belediye kendi imkanlarıyla şişirilmiş bir kadro mu var? Tabii şişirilmiş bir kadro vardır. Dolayısıyla belediye kendi imkanlarıyla büyük hizmetler yaratamaz. Ama belediyenin halktan da aldığı gelir, su var, emlak var. Bunlar da büyük bir gelirdir. İşte ruhsatlar var, tamam mı? Bu gelirler de büyük bir hizmet yapılabilir. Yani belediyenin geliri vardır ve bu gelirler doğru temelde güzel projelerle yürütülmek istenirse çok güzel şeyler yapılabilir. Yani imkansızlıklar içerisinde imkan yaratmak bizim temel hedefimizdir. Dolayısıyla projelerimizi üreteceğiz. İller Bankası'ndan, Avrupa Birliği hibe projelerinden, daha farklı projeler vardır, hibe projeleri. Buralardan hibeler alacağız ve bu muşu 80 yıldır yapılmayan birçok şeyi biz yapmaya talibiz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani önümüzdeki günlerde projelerimiz de somutlaşacak. Ayağı yere basan projelerimiz olacak. O projeler somutlaşacak. Öyle gözle görülür, elle tutulur ve resimleri olacak. Biz yapamayacağımız bir şeyi de söylemeyeceğiz bu halkımıza. Ama söylemediğimiz şeyleri de yarın yaparsak o zaman da halkımız mutlu olacak. Evet. En son bir vatandaşın fikirleri nelerdir, soruları nelerdir ona bakalım. En büyük sorunu kralcılık zihniyetinin bitirilmemesidir. Biliyorsunuz geçmiş yıllara bakıldığı zaman Muş Belediyesi'nin en büyük sıkıntısı gelen belediye başkanının kendi adamlarıyla çalışma yürütmek istemesidir. Bir de Muş akademisyen bakımından çok sıkıntılı bir bölge. Muş Belediyesi'nde bakıldığı zaman şu an bir tane akademisyeni yok Muş Belediyesi'nde görev yapar. Yani gelen muhakkak ya bir partinin sırtından gelip yerleşmiştir oraya ya da adamcılık zihniyetiyle gelip oralarda müdürlük koltuğuna oturup Muş'u yönetmeye çalışmıştır. Bu tabii sıkıntılıdır bizim için. Ben Muş'un belediye başkanlarından en büyük isteğim Muş'ta gençliğe gerçekten artık söz hakkının verilmesi. Çünkü Muş'ta artık Muş'u değiştirecek olan, Muş'un kaderini yeniden şekillendirecek olan kesin Muş'un gençleridir. Bugün Muş'un gençlerine bakıldığı zaman hepsinin aklında memur olup bir an önce göreve başlamak var. Bu da gerçekten belediyeden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Çünkü sosyal sorumluluk projelerinin Muş'ta yeteri kadar desteklenmemesi, parkların, park bahçe alanlarının olmaması, gençleri teşvik edici projelerin belediye tarafından gençlerin hizmetine sunulmaması, gençlerin körelmesine, gençlerin geleceği görmemesine neden oluyor. Gelen belediye başkanı kim olursa olsun, ben hümanist bir gencim Muş'ta, oy kullanmayan bir gencim, hani hiçbir siyasi partiye destek vermeyen bir gencim. Gelen belediye başkanı kim olursa olsun şunu göz önüne almalı. Bir kere Muş'un en büyük sorunu altyapı sorunudur. 10 yıl öncesinden IMF'den alınan bir altyapı borcu var. 140 milyon TL. 140 trilyona tekabül ediyor. Bu para nereye gitti ve altyapı yapılmadan bu para nereye harcandı? Belediyenin bunu çıkartıp halka açıklaması lazım. Onun dışında Muş Belediyesi'nde görev yapan encümenlerin de belediye başkanıyla gerçekten işbirliği içerisinde çalışması lazım. Bugün encümen ayrı çalışıyor, siyasetini ayrı yürütüyor, belediye başkanı ayrı yürütüyor. Bir de belediye başkanının yeri Ankara değil, Muş'tur. Gelen bütün belediye başkanlarımız haftalık seyahatlerinin hepsini Ankara, İstanbul, o taraflara yapıyor. Kendi koltuklarında, kendi illerinde durmuyorlar. Tabii bu da şu an içerisinde bulunduğumuz sıkıntıları göz önüne çıkartıyor. Eğitimde son sırada olmamız, ekonomide son sırada olmamız, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamdaki eksikliklerimiz gelecek belediye başkanının işinin zor olduğunu gösteriyor ama bir o kadar da kolaydır. Şimdiden hepsine teşekkür ediyoruz. Nimet Sezgin'in de, Ferhat Asya'nın da şahslarına lafımız yok ama ümit ediyoruz ki... Evet, Nimet Ataş, Umut ve Gönül Elçileri Derneği aktif bir genç. Gençliğimiz kendini ifade edebiliyor demek ki. Evet, birkaç noktaya değindiler. İşte akademisyen eksiği, gençliğe karşı duyarlı davranma, ondan sonra belediye başkanlarının
ilde ili yönetmesi, yani böyle fazla böyle dışarı gidip kalma sıkıntısı olduğunu ifade ettiler. Bu konu hakkında bir iki cümle alalım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu 5 yıllık 2009'dan bu yana siyasete atıldıktan sonra birçok akademisyenle görüştüm. Mesela yerel yönetimlerle ilgili birçok deneyimi olan akademisyenle de buluştum, görüştüm, konuştum. Halen de görüşüyorum. En son AKP'de belediye başkanı adayı olan bir prof ne Coşkun'du, pardon. Bayram Coşkun. Bayram Coşkun. Evet. Arkadaşımızı aradım, iki kere kendisiyle görüştüm. Sizin yerel yönetimlerle ilgili büyük deneyiminiz var, şehircilikle ilgili büyük deneyiminiz var. Bu konuda eğer şayet biz gelirsek danışmanlık yapmanızı istiyorum, bize yol göstermenizi istiyorum, ortak yürümeyi istiyorum. Sonuçta her birimiz bir yerlerde aday olmak istiyoruz ama hepimizin hedefi Muş'tur. Muş'u geliştirmektir, Muş'u tanıtmaktır, büyütmektir, Muş'a hizmet etmektir. O yüzden sizlerle yol yürüyebilirim. Yani en iyi hizmeti ben yapmalıyım. Benim adım duyulsundan ziyade bir yerde bir değer varsa kesinlikle, o değeri de bulup kesinlikle keşfetme, kesinlikle ondan da faydalanma. Kesinlikle. O değer Muş'ta çıkmış. O değer Muş'ludur. O değer Muş acısıyla yaşayan bir değerdir. Dolayısıyla onlarla birlikte, yani partilerimiz, partiler araçtır. Partiler amaç değil ki. Biz her birimiz bir partideyiz, doğrudur. Her birimizin bir amacı vardır ama her birimiz ortak, farklı yaklaşımlarımız olabilir ama ortak yaşam alanlarımız vardır. Bunlara hizmet etmek için ortak yürüyebiliriz. Ben Ankara'da Muşlu bir iki tane akademisyen arkadaş vardır. Birisi jeoloji mühendisi, dünya proje geliştirme kurumunda uluslararası çalışan bir arkadaşımızdır. Afyon ve Kayseri Belediyesi'nin çöpleri enerjiye dönüştürme biriminde çalışıyor ve bu çöpleri enerjiye dönüştürüyor. Şu anda Muş çöpleriyle ilgili, özellikle Pertak çöpüyle ilgili bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki günlerde kendisiyle oturacağız. O çalışma hangi boyuttadır? Bana aktaracak. Dediğim gibi iki büyük belediyenin çöp enerjiye dönüştürme biriminde çalışıyor. Projesini geliştirmiş. Ve bu arkadaşımız Muşlu. Kendisiyle görüşüyorum. Şu anda o projeler üzerinde çalışma yapıyor. Yine Türkiye Atom kurumunda çalışan bir akademisyen arkadaşımız var. Onda epey deneyimi var. Kendisiyle de görüşüyorum Muş'la ilgili. Böyle birçok arkadaşım var. Bilgilerini alıyorum. Yine Ankara'da bir yıllarını vermiş bir mimar arkadaşımız vardır. Muş'a hakim bir arkadaşımız vardır. Muş üzerinde çalışan bir arkadaşımızdır. Bunlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların düşüncelerini alıyorum, fikirlerini alıyorum. Projeleri var bende. Tabii biz halka boş vaat vermiyoruz. O yüzden akademisyenlerimize değer veriyoruz. Onların önümüze koyduğu her şeyi de onlarla birlikte yürütmeye de hazırız. Evet. Çok teşekkür ederim. Programımız da bayağı şey uzadı. Evet. Şimdi Nimet Bey, Facebook'ta soru soran iki arkadaşın sorusunu aktardıktan sonra Musa Aydın, bu madde bağımlısı gençler için ne gibi çalışmaları var? Gençler için ne düşünüyorlar? Bir de yol sıkıntısı var demiş. Kanal Muş'a da teşekkürlerini gönderiyor. Fatoş Kemal diye bir seyircimiz de siz diyor seçilirseniz, Nimet Bey siz seçilirseniz ilk neye el atarsınız? İlk Muş'un hangi sorununu çözersiniz? Muş'ta bunu yapardım dediğiniz ne olurdu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz biraz önce de söyledim. Kadın ve gençlik bu toplumun ötekileştirilen yüzüdür. Kadın ve gençlik için her türlü sosyal aktivite, etkinlik, her türlü değerlere açız ve o değerleri ortaya çıkarmaya da hazırız. Onlarla birlikte hem üretme, hem üretimden kendilerine gerçekten bir şeyler bulabilecek, kendilerini mutlu edebilecek alanlar oluşturacağız. Bu noktada netiz, açığız ve onların projelerine de açığız. Onlar adına da karar vermeyeceğiz. Onlarla birlikte oturup karar alacağız. Onlarla birlikte bunları yürüteceğiz. Bunu söyleyeyim. İlk yapmamız gereken şey nedir? Ne yaparsınız diye bir soru sormuş. Şöyle söyleyeyim.
geldiğimizde ilk yapabileceğimiz şey halkımızla her mahallede ama ayrı ayrı halkın sorunlarını dinlemek, halkın sorunları nedir, bu sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunları onlarla birlikte çözüm üretip halkı yönetime katmaktır. İlk yapacağımız şey budur. Yani bunun ötesinde projelerimizi zaten hayata geçireceğiz. Zamanla hayata geçireceğiz. Ama yollarımız, kanalizasyon, yani altyapı ve yol ve su sorununa öncelikle bizim asli görevimiz olduğu için bunlar üzerinde de yoğun bir şekilde çalışma ortaya çıkaracağız. Bunları çözmeye çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Muş halkına burada net bir şekilde söylüyorum. Bize güvenin. Size farklı söylemler, farklı söylentiler, farklı dedikodular olabilir. Açık söylüyorum. Bu ülke hepimizindir. Muş hepimizindir. Hiç kimse şundan korkmasın. Ya işte sokakta söylüyorlar. Bunlar gelirse kepenk kapanacak, bunlar gelirse taş atılacak. Biz yamyam değiliz. Biz sizin bir parçanızız ve biz sizin kardeşiniz. Biz sizin huzurunuz, refahınız ve gelişmeniz için varız. Biz bu noktada idealiyiz. Biz size merhametli, şefkatli, sevgi ve saygıyla yaklaşacağız. Biz Muş'ta yaşayan herkesin belediye başkanı olacağız. Seçildikten sonra sadece BDP'nin değil, MHP'nin, CHP'nin, Saadet Partisi'nin, AKP'nin. Seçildikten sonra biz Arabız, biz Lazız, biz Çerkeziz, biz Kürdüz. Biz hep birlikte gerçekten Muş'uz. O yüzden Muş'a hizmet etmek için varız. Kimse sizleri korkutmasın. Kimsenin, bu seçim aslında çok farklıdır. Artık insanları korkutmaktan öte demokratik, eşit ve gerçekten hoşgörü içerisinde bir seçim geçirelim. Evet. Biz çünkü birçok seçim gördük ve birçok seçimde birçok hileleri gördük. Gelin demokratik olalım. Gelin bütün siyasi partilerin çalışmalarına saygı gösterelim. Ve kendimizi anlatalım. Projelerimizi anlatalım. Halkı korkutmayalım. Biz halkın bağrından çıktık. Halkı seviyoruz. Hepsini Allah'a emanet ediyoruz. Geldiğimizde de aynı duyguları onlarla birlikte yürüteceğiz. Evet. Size de bu programı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Eğer şayet biz gelirsek sizinle birlikte bu mücadeleyi de verme sözünü veriyorum. Kanal Muş'u gerçekten uydu üzerinden Muş'ta yayın yapabilecek bir seviyeye getirmek için hazırız. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Kanal Muş seyircileri, bugün konuğumuz BDP Muş Belediye Başkanı adayı Nimet Sezgin Beyefendi'ydi. İşte, cumartesi günü MHP Muş Belediye Başkan adayı adayımız olacak. Burada konuğumuz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.